Mutluluklarla hüzünleri birlikte yaşamaya alıştık. Cemil karısı Aynur'dan boşanırken çok üzüldü. Sayısaldan milyarlar çıkınca okulumuzun konuğu depremzede küçük Ali'nin babasının yaşadığını öğrenince çok sevindik. Ama bulamayınca da üzüldük. Oğuz'un geçirdiği kazadan sonra futbola dönemeyeceğini öğrenmek mahvetti bizi. Sonrası mı? Kilo aldım. Sizle yiyorum. Sizsiz yiyorum. Günde 8 öğün yemek yiyorum. Göbeğim burnuma değdi artık. Baksana felaket. Ah. Ya Helga. Ne? Ben bu hesapların içerisinden çıkamıyorum. Hükümet bütçesinden betere dönmüşüz ya. Neden? Problem sorunu nerededir? Sorun şurada. Ne? Anaokulunun gideri gelirinin ilk katı neredeyse. Yani sen ne diyorsun Güçlü? Yoksa mı zarara filan mı geçiyoruz? Evet abicim. Zarara geçmiş oluyoruz. Çaresi de masrafları biraz kısmak, anaokul ücretlerine birazcık zam yapmak. Ya öyle mi? Doğrusu ben kaç gündür anaokuluna hiç uğrayamıyorum. Öyle olamadı. Özlem gelince ona sorarız. Ah! Unutuyordum. Özlem dedim de aklına geldi. Özlem de bizimle konuşmak istiyormuş zaten. Özlem bizimle mi konuşacak? Evet, öyle söyledi. Allah Allah. Okulda işler iyi gitmiyor galiba. Hemen kendisi başladı yan çizmeye. En çok isteyen kendisi de halbuki okulu. Onu bilmem işte. Konuşacak kız. Ben birazcık hareket yaptım, hemen terledim. Duş alayım, tamam mı? Olur. Aslında babam, sakatlanmamın dünyanın sonu olmadığını bana çok iyi anladı. Buna sevindim. Yanlış düşünmüşüm. Ben de arkadaşların arasında değilsin diye üzüldüğünü sanmıştım. Buraya gelişimi bir veda olarak kabul et Eda. Sanırım bundan böyle artık benim için yeni bir hayat başlayacak. Buraya gelmeye de pek vaktim olmayacak. Tamam o zaman. Biraz da yeni hayatımızdan söz et. Futbol hayatım bitti artık. Artık iş hayatı başlayacak. Biliyorsun mahalle durumumuz da pek iyi değil. İki gönül bir olunca samanlık sevran olur diye boşuna söylememişler. Doğru söylüyorsun ama yine de ben uygun bir iş bulsam fena olmayacak. Bence de iyi olur. Bak kızım, okuldan sıkıldıysan, işler ters gidiyorsa bize hiç anlatma, tamam mı? Ben size daha başta söylemiştim, okul alırken bu öğrencilerle uğraşmak bir dert, velilerle uğraşmak bir başka dert diye söylemiştim, biliyorsun. Ben okuldan memnunum baba. Benim sizle konuşmak istediğim başka bir konu var. Bizim meraktan kurtar. Bu sorun olan mesele nedir yavrum? Nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Oktay'la ilk günkü heyecanımızı, birbirimize olan sevgimizi, saygımızı tamamen kaybettik. Askerden geldikten sonra aramızda daha büyük bir uçurum oldu. Ve hızla birbirimizden kopuyoruz. Yani şimdi bu söylediklerin ne anlama geliyor? Bir özetle bakayım. Yavrularım, güzellerim. Şimdi deprem oyunu oynayacağız. Düdüğü çalmaya başlayınca oyunumuz başlayacak. Hazır mısınız çocuklar? Hayırız! En iyi oynayana çikolata var. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Alicik, yavrum sen neden arkadaşlarınla oynamıyorsun? Bu oyunu sevmiyorum da ondan. Neden yavrum?
Çünkü beni babamdan ayırdı. Yani evliliğimiz tatsız, tuzsuz. Demek istiyorsun ki saman gibi olmuş. Ama bunun bir nedeni olmalıdır değil mi? Daha açık ol kızım. Baba, Oktay işten güçten başka hiçbir şey düşünmüyor. Varsa yoksa iş. Evde bir karısı var mı yok mu onu bile hatırlamıyor. Her gece eve geç geliyor. Aa, konu bu mu? Ben de ciddi bir şey var zannetmiştim. Daha ne olsun baba, her gece evde yalnızım. Bir karısı var olduğunu bile hatırlamıyor. Allah senin iyiliğini versin. Ben de önemli bir şey var sanmıştım. Yüreğim ağzıma geldi. Ya ben de bizim damat hani sakat bir şeyler yapıyor zannettim. Yani sen çocuksun, bilmeyeceksin be kızım. Bizi nasıl korkuttu değil mi Rüştü? Ah yavrum be. Aslında ben bunu büyük bir zevkle yapacaktım ama sen elimden kurtardın. Adamın gözleri yemin ederim öyle kocaman kocaman büyümüştü. Bıraksaydım adamı neredeyse boğacaktım. Yani sen de öyle bir abarttın ki. Korkutmak için yaptım, bırakacaktım canım. Ay Oğuz, niye böyle davranıyorsun? Niye böyle davranıyorum? Adam iş isteyen benim adam da. Adam sana ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Küçük hanım benim özel sekreterim olur musun dedi. Evet dedi. Yapma Eda ya, adam resmen sana asıldı. Yalan mı? Aa yok canım, o kadar da asıldı sayılmaz. Sadece çok güzel olduğumu, eğer iş teklifini kabul edersem onunla birlikte Avrupa seyahatlerine gidebileceğimi söyledi. Sen ne yaptın peki? Tam adamın ağzının payını verecektim ki. Sen gidip adamın boğazına yapıştın. Çok kıskançsın olsun. Seven kıskanır canım. Yoksa sen beni kıskanmıyor musun? Aslında niye kıskanacakmışım canım? Benim sana güvenim tam bir kere. Peki Eda, sakın bu lafını unutma, tamam mı? Unutmam canım. Ah yavrum, sen ne diyorsun? Ben babacığını bazen bir, iki hafta hiç göremezdim. İş bu, iş. Çalışmak zorundaydı adamcağız, ne yapsın? Ya. Ya. Sen hatırlamazsın. Tam 3 yılbaşı üst üste bana nöbet yazdılar. Ya. Mesai yazdılar, gelemedim. Bir Günter vardı, Mayıs'tır. O bana gıcığın biriydi. Ama sonunda onu da benzettim. Siz gençsiniz yavrum. Tabii ki o Kitay çalışacak. Bazen işine gömülüp kalmış olacak. Başka türlü para kazanılıyor mu? Çocuk haklıdır yani. Çalışmasa çalışmıyor diye dert edersiniz. Çalışsa niye eve gelmiyor diye dert edersiniz. Vallahi şu siz kadınları anlamak mümkün değil. Kadınlar deyip hemen çoğul yapma. Ben bir gün olsun acaba neden geç geliyorsun, beni niçin ihmal yapıyorsun dedim mi? Tanrı baba yukarıdadır, görüyor, deme böyle laflar. Annen istisnadır kızım. O hep bana destek oldu. Şey, ne bileyim, galiba ben biraz abartıyorum. Hah, böyle işte. Sen akıllı davran, akıllı. Kocana birazcık destek ol. Onun başarısı senin başarın demektir. Ne diyorlar? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır mutlaka. Ya, anneniz doğru söylüyor. Annenin yardımları olmasaydı, onun destekleri olmasaydı hepimiz dumandık, duman. Neyse, fazla alıngan davranmış olabilirim. Hayat zor be kızım. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Dert etme. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana verdiği hakkı kullanmaya geldim. Kızımı gezmeye götüreceğim Aylin Hanım. Biraz beklemen lazım. Dışarıda beklesen iyi olur. İçeride beklesem ne olur? Dışarıda bekle. Ben Zeynep'i hazırla, hemen getiririm sana, tamam mı? Ben hazırım. Nereye yavrum? Babama, hastaneye. Hastaneye gidecektik değil mi? Gidecektik de baban hastaneden çıkmış yavrum. Çıkmış tabii. Hazırlanıp sana gelecekmiş. Gelecek, gelecek tabii. Hem de eli kolu oyuncaklarla dolu gelecek. O gelmezse ben gider onu getiririm. Macit dedenin dediğini duydun yavrum. Macit dede dediğini yapar. Şimdi söyle bakalım bir tane. Macit dede neye benzer? İnatçı bir kişiye. Zeynep hazır. Cemil,
Abur cubur şeyler yedirme tamam mı? Midesini bozar sonra. Bir de çok soğuk, şöyle şapkasını falan dinleme sakın. Aynur Hanım, Aynur Hanım. Züğürt birisi yok karşında. Ben kızımı en lüks yerlere getireceğim. Değil mi kızım? Tamam, tamam. Çok geç kalmayayım. İstersen seni Çin lokantasına götüreyim. Ya da istersen İtalyan lokantasına. Kebap türü bir şeyler de yiyebilirim senden. Baksana, annenden daha çok eğlendireceğim kızım seni. Annen eğlenmeyi bilmez. Eğlenmeyi bilseydi kocasını bırakmazdı. Kocasıyla eğlenirdi. Şurada ne yazıyor? Bak şurayı oku bakayım. Gelger kullanmasını bilen tecrübeli modelistler aranıyor. Gelger ne ya? Canım bilmiyorsan geç şurayı oku. Bak şurayı. Sen oku yavrum ya. Galileo ve Troya sistemini kullanabilen LOTAS sertifikalı en az 3 yıl deneyimli ne? Tiketing elemanı aranıyor. Nedir o? Ya, şu işe bak be. Ne o? Galileo ve Troya. Yarış atı gibi bunlar be. Ulan ne meslekler var ya. Nedir bu iş? Turizmci aranıyor. Seyahat acentası vermiş. Öyle mi diyor? Vay be! Ne işler varmış da haberimiz yokmuş. Böyle gazete ilanıyla iş bulunmaz ki. Öyle de bulunur ki bal gibi. Bu büyüğü oku. Şu büyüğü oku. Aa, bu olmaz. Bu bana olmaz. Oku. Oku sen. Villada yatılı kalacak, referanslı abla ya da dada aranıyor. Heh, bu iş bana göre bence. Hay ben sıkıldım. Sıkılmak yok oğlum, sıkılmak yok. İş bulmak öyle kolay mı? Bu devirde ekmek... Eskiden aslanın ağzındaydı, şimdi midesinde. Ay Oğuz, ne çabuk da sıkılıyorsun. Hemen vazgeçmek yok. Amma hanım evladı oldun be. Ya. Ay ben sıkıldım. Verin, verin. Ben okuyayım. Uğurdur benimki de. O bellokçular, oltacılar, metoçular. Bu ne ya? Bu nedir? Bu şey, şimdi hani uzay istasyonları falan filan var ya işte oradaki kozmonotla... Astronot arası bir şey. Ah, bırak sen de öyle bir şey. Ben burada çok ciddiyim, siz benimle gırgır geçiyorsunuz. Çok, çok güzel. Yaptık, biz de ciddiyiz. Ciddiyiz değil mi? Evet, çok. Kaygılanma oğlum. Bak daha elimiz ayağımız tutuyor, tamam mı? Biz sana sahip çıkarız. Ha, iş bulmaya gelince bulursun, bulamazsın. O ayrı konu. Ama unutma, arkanda varız. Sağ ol baba. Ama kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenmem lazım. Bak, bunu doğru söyledin. Bunu doğru söyledin. Ben ev geçindirmenin ne demek olduğunu bilirim. Parasızlığın ne demek olduğunu bilirim. Ev idare etmenin ne demek olduğunu bilirim oğlum. Kendime yeni bir hayat çizmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Tasalanma dedim oğlum, tasalanma. Hepimiz el ele verir, sana bir iş buluruz. Ayrıca Eda çok iyi bir insan. Çok da seviyoruz öyle. Şımarık, her zaman bir şeyler talep eden, bir şeyler isteyen bir insan değil. Doğru söylüyorsun baba. Bolluk içinde yetişmesine rağmen beni zorlayacak hiçbir isteği olmadı şimdiye kadar. Bak oğlum, bu lafımı sakın unutma. Evin reisi erkek ama evi çekip çeviren kadındır. Annen olmasaydı ya da annenin desteği olmasaydı gurbet ellerde ben ne yapardım oğlum? Şanslıydım. Sen de şanslısın. Gelin kayna toprağından olur demişler. O yüzden Eda'ya rastlamakla, ben de Helga'ya rastlamakla hayatımızın en şanslı anlarını yaşamışız. Hem de çok şanslıyız baba. Ah benim kocam. Madem bu lafları bilirsin de niye benim yüzüme hiç söylemezsin? Erkekler yok mu? Bilirsiniz de yüze söylemeye gelince susarsınız. Yani şimdi kapı dinlemek doğru mu? Şımarırız diye korkuyorsunuz değil mi? Hı? Önce sen söyle. Kapı dinlemek ayıp değil mi? He? Önce sen benim sorduğum soruya cevap ver bakalım. Nasıl bulacağız Ali'nin babasını Macit Bey? Çocuk her gün babası gelecek diye bekliyor. Ne bileyim Saadet Hanım. Of, onu böyle bekletmekle daha çok üzüyoruz. Doğru. Bak, aklıma ne geldi biliyor musun? Söylemezseniz nereden bileyim Macit Bey?
doğruya. Şey diyorum yani, hani şu televizyonda bir adam var. Dargınları barıştırıyor, ayrılanları buluşturuyor. Ali'yi o programa çıkartalım, Ali'nin babasını bulsun. Bana pek makul bir çare gibi gelmiyor Macit Bey. Oh, oh, ne yapacağız ya? Göre işti. Oğuz, Oğuz gel sana iş buldum. Ne o ya? Beni mi çağırdın? Yok canım, Oğuz'a bak iş buldum. Aa. Efendim anne. Bak anne sana iş bulmuş. Bak, yurt dışından gelen turistleri gezdirme işi bir nevi turizmcilik gibidir. Turizmcilik mi? Oğlum fıstık gibi iş işte. Hem gezersin hem para kazanırsın. Daha ne istiyorsun? Evet Oğuz, neden olmasın? Ya iyi de ben gezmeyi sevmem zaten. Ama her şeyde bir bahane bulursun. Hemen şimdi sen buraya telefon et, randevu al. Sonra arasak? Olur mu canım? Bir başkası ara, yerini kapar değil mi? Olmaz, hemen ara. Ben senin yerini ararım. Gazeteyi alabilir miyim? Ha, tabii tabii. İstersen beraber arayalım, tamam mı? Bak işte şuradaki. Ya anne yani... Boşuna konuşma oğlum. Kadın kısmı kafasına bir şeyi taktı mı sonuna kadar gider. Alo, iyi günler efendim. Gazetedeki ilan için aramıştım. Tamam, beğenmedin mi filmi? Bir daha alt yazılı filme getirme. Savaş filmine de getir. O ne? Bakayım. Öf! Ne yaptın kızım ya? Bak unutma, iş yerinden içeri girerken bu sağ ayak atılacak, sağ ayak. Söyle bakayım hangi ayak budur? Sağ ayak. Tamam anne, sağ ayakta gireceğim. Tamam. Bak yarın akşama mutlaka bekliyorum hepinizi, tamam? Oğuz'un yeni işini kutlayacağız. Allah Allah, anne sanki iş aldığında kutlaması kaldı Allah aşkına ya. Oğuz, annen ne diyorsa doğrudur, tamam mı? Aferin Eda, doğrudur. Sen de o kitaya selam söyle benden, unutma konuştuklarımızı. Merak etme anne, hadi. Hadi herkesin ezberi tamamdır çocuklar. Tamam. Hadi gidiyoruz. Bak şimdi. Tanrım inşallah maşallah yavrularım için en doğru olanı verirsin onlara. Saadet Hanım. Saadet Hanım. Kocanla iftar edebilirsin. Bulduğum çare sayesinde Alicik babasına kavuşacak. Neymiş o? Bir gazete ilanı. Gazeteye ilan vereceğiz. Altına da Ali'nin resmini koyacağız ve şu çağrıyı yapacağız. Biricik babacığım, seni çok özledim. Ne olur bana gel. O sımsıcak kucağına al beni. Baba kokusunu duyayım. Hayırlı işler hanımefendi. Kızımın poposuna göre bir beziniz var mı kaç acaba? Kaç numara olacak? Vallahi Aynur da bir şey söylemedi. Benim eski karım. Yani bez de vermedi hanımefendi. Kızım yavrum altın edecek ne vardı? Babana söylesin tuvalete götürür de. Allah. Bu olur herhalde. Olabilir mi? Olur. Uygun mudur olur. Efendim? Bir baksanız şöyle şu tarafta. Şu. Olur değil mi? Evet. Yani daha zahmet olacak ama ben bunu bağlamasını bilmiyorum. Bir zahmet bağlamanız mümkün mü? Şöyle şey yapalım. Kızım.
Gel babacığım, bana canım oğlum demeni o kadar özledim ki. Ama Macit Bey, siz çok içli bir mektup yazmışsınız. Yani bu mektup da değil, sanki roman, gazete ilanı için fazla değil mi bu laflar? Ama Saadet Hanım, siz bir edebiyatçısınız, özetleyiverirsiniz, olur biter. Altına da bir şiir yazarsınız. Ben zaten bu ilanın Ali'nin babasına ulaşacağına inanmıyorum. Neden? Adamcağız nereden gazeteyi görüp de ilanı okuyacak Macit Bey? Ama Saadet Hanım, bizimkisi Nasrettin Hoca hesabı işte. Göle maya çalıyoruz. Adamcağız okumasa da belki bir yakını okur, bir yakını görür. Bir ümit işte, şansımızı denemek zorundayız. Ayrılık zamanı geldi kızım. Aslında daha çok eğlenip gülebilirdik. Gezip tozabilirdik ama ne yapalım? Ayrılık zamanı geldi artık. Seni çok özlüyorum Zeynep, biliyor musun? Çok seviyorum seni. Bak, iki dakika yalnız kaldım. İzmir yolcusu kalmasın. Meydan Turizm SunExpress yolcuları artık Malatya'dan aktarma yapmadan, beklemeden direkt İzmir'e uçabilecek. Haftanın 3 günü Salı, Perşembe, Cuma günleri Malatya'dan İzmir'e direkt uçuşlarımız başladı. Meydan Turizm sevdiklerinize uçurur. Doğallık ve kaliteyi sizin için birleştirdik. Doğanın sunduğu lezzetleri sofranıza taşıyoruz. Doğal yaşamın vazgeçilmezi Çelebi Bakliyat, bakliyat çeşitleriyle tüm marketlerde. Pilavını tonla, pilavını tonla, Darlanan tonla, pilavını tonla. Ton ton ton, Darlanan ton. Dünyaca ünlü markalara sahip olduğu yüksek teknolojisiyle, insana ve çevreye dost üretim sistemleriyle yılda 7,5 milyon adet üretim yapan Baykanlar Tekstil, bu gücüyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en modern tekstil üretim tesisleri arasında yer almaktadır. Malatya'nın gururu 1200 kişilik bu dev aileye siz de katılıp bu gurura ortak olabilirsiniz. İllerimizin yöresel ürünleri 28 Ekim 6 Kasım tarihlerinde Malatya'da. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından organize edilen her yörenin kendine has ürünlerinin sergileneceği 2. İl İl Yöresel Ürünler Fuarı 28 Ekim Cuma günü saat 14'te kapılarını açacaktır. Büyükşehir Belediye Yanı Fuar Alanı'nda açılacak olan fuarımıza tüm halkımız davetlidir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır. Malatya'da modern meyveciliğin adresi Yumrutepe Fidancılık. Kayısı, elma, kiraz, vişne, ceviz, badem, armut, ayva, şeftali, erik. 30'a yakın fidan çeşidi modern yöntemlerle kendi üretimimiz olup damlama sistemiyle sunulmaktadır. Fidanlarımız kaliteli, güvenilir ve sertifikalıdır. Adres: Kömür Tevzi Arkası, Yumrutepe Fidancılık. Üretim Çiftliği: Battal Gazi, Çolakoğlu Köyü. Telefon: 0532 693 04 37. Aracınıza yüksek kaliteli yakıtı, ailenize güler yüzlü hizmeti, bayilerimize güveni ve size hak ettiğiniz değeri aynı standartta sunmak Q+'ın farkı. Bu toprakların akaryakıt markası Q+. Malatya modern yapıyla vesterleniyor. 4 programlı bulaşık makinesi 1319 lira yerine 849 lira. Eko 8 kilo kapasiteli çamaşır makinesi 1299 lira yerine 999 lira. Eko No Frost buzdolabı 1609 lira yerine 1199 lira. 102 ekran LED TV 1350 lira yerine 1099 lira. Buhar jeneratörlü ütü 239 lira yerine 149 lira. Modern yapı Doğa Cadde AVM'de, Şeker Fabrikası karşısında, Malatya Park AVM'de, Niyazi Mısri Camii yanında. Biliyoruz. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Sizin kendinizi daha güvende hissetmeniz için sağlam, dayanıklı ve modern kapılar üretiyoruz. Amacımız 25 yıllık tecrübeyle teknolojiyi birleştirip dakikada bir kapı üretmek. Ve tabii 24.700 metrekare fabrika alanıyla kesintisiz üretim yapmak. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize sipariş verdiğiniz anda fabrikamızda üretim süreci başlamış oluyor.
Malatya çiftliğinde inekler taze otlardan enfes süt yapar. O sütlerin 7 litresi 1 kilogram peynir yapar. Anneler o peynirden nefis kahvaltılar ve yemekler yapar. Böyle güzel peyniri de yapsa yapsa Malatya çiftliği yapar. Dün olduğu gibi bugün de doğanın saflığını sofralarınızda buluşturmaya devam ediyor. Esenlik kazandırmaya devam ediyor. 44 günde 44 liraya 4 otomobil, 4 iPhone 6 cep telefonu, 4 Vestel LCD TV, 4 Oyama 26 jant bisikletle şansınıza şans katıyoruz. 5 Eylül 18 Ekim tarihleri arası Esenlik süpermarketler ve Esenlik pratiklerde yapacağınız her 44 lira ve üzeri alışverişte kazanacağınız hediye kuponlarıyla çekilişe siz de katılın. Bana çıkmaz demeyin. Daha çok alışveriş, daha çok kazanma şansı Esenlik süpermarketlerde. Esenlik, güvenmekte haklısınız. Annem bir tanedir benim. Misler gibi kokar hep. Öyle bir yemek yapar ki parmaklarınızı yersiniz. Hala kalkıp örter üzerimi geceleri. Hiç üşümeyeyim diye. Bakmaya doyamaz. Saatlerce okşar saçlarını. Onu mutlu görmek her şeye değer. Annem, sen çok yaşa Emi. Anneler, sizin sağlığınız bizlerin mutluluğudur. Sigarayı bırakın, sağlıcakla kalın. Dolaşıyor, görüyorsun değil mi? Annen yok işte. İşte bir daha senin annen böyle bir kadın yapma. Neyse bizden günah gitti. Ben de seni götürürüm. Zamanlama çok iyi. Kızım. Gel tatlım gel. Bebeğim gel canım gel. Hadi güle güle. Ama bir dakika Aynur Hanım. Kızın daha tonlarca eşyası var. Aa bunlar ne böyle? Milyarder babasından küçük kızına ufak hediyeler. Hepsi en iyi kalite. Zeynep'in oyuncakları var. Teşekkürler. Canım onlar oyuncak mı Allah aşkına ya? Onlar oyuncak mı? Tabii bu arada annesini de unutmadık. Ay yok yok gerekmez. Lütfen tek taş yap pırlanta. Parmağına takarsın beni hatırlarsın. Israr etmeyecek alamam. Lütfen Aynur Hanım yani küçük bir hediye milyarder bir insanla... Cemil duş aldım ve donuyorum güle güle. Ya benim için hiç önemi yok yani ne olacak dilenciye veriyorum ben bu parayı. Metin'cim evet evet. Aynen katılıyorum Meto. Yani Metin inan bana Oktay diyorum yani benim atımım diye değil tuttuğunu koparıyor. Ciddi söylüyorum ya valla. İşini çok iyi biliyor ya. Ben de öyle umuyorum. Oğlunuz çok hevesli ve çalışkan. Metin'cim şu işe ortak girelim. Oktay göreceksin piyasanın bir numarası olacak. Ona yılların tecrübesini aktarıyorum ya. Tekrar büyük geçmiş olsun efendim. Siz hiç merak etmeyin. Oktay Bey'le her şeyi halledeceğiz. Hoşçakalın efendim. Kim dedi babama git kayak yap diye? Hayır kayak yapmayı bilse neyse.
Allah Allah, hiç anlamıyorum ya. Bu yaştan sonra kayak senin neyine ya? Ama babamla ben aynı yaşlarda sayılırız. Ya şey, yani sözün meclisten dışarı, burası için şey etmedim ben yani. Babam yaş konusuna acayip takar. Ya sakın bir daha böyle konulara girme. Yok canım, siz de babam da daha çok gençsiniz. Bizi cebinizden çıkarsınız. Alo, Oktay Bey'le görüşecektim. Oktay. Efendim canım. Oktay, eve ne zaman geleceksin? Biraz geç geldim Özlem. Şu an toplantıdayız ya. Özlem, daha sonra konuşsak olur mu? Ha? Oktay, ne olur gecikme. Yok, sinirli değilim ama evin kapısını zorluyorlar. Kapıyı çalıyorlar, cevap vermiyorlar. Oktay, çok rahatsız oldum. Lütfen çabuk gel. Karıcığım şey, tamam Özlem. Ya abartma Allah'ını seversen. Sana öyle gelmiş olamaz mı? Özlem, sonra konuşsak ha? Lütfen. Hadi kapıyorum hadi. Hadi tamam, bay bay. Bay bay. Karım, bensiz yapamaz da. Evet, nerede kalmıştık? Metin Bey, bence ortak pazara girdikten sonra turizm acayip açılacak. Almanya'daki büromuzdan gelen haberlere göre özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden büyük talep bekleniyor. Burnum iyi koku alır. Bu sene kesin bir patlama olacak turizmde. Yoksa? Alay mı ediyorsun benimle? Gelme sakın, gelme! Amin. Of of, şu dünyanın haline bak be, ne garip. Patron babanın oğlu patron olarak iş falan aramıyor. Ama benim gibi sıradan bir vatandaşın oğlu iş arıyor, iş bulamıyor. Yani ne demek istedin? Yani diyorum ki kapitalistin oğlunun iş arama derdi yok. Benim gibi bir emekçinin oğlunun iş arama derdi var. İş bulma derdi var. Şimdi anladım. Sen bizim oğlanın iş bulamamasına taktın değil mi? Takmaz mıyım ya? Takmaz mıyım? Baksana çocuklar evden uçtu gitti ama biz hala daha işleri, yuvaları, bilmem neleri düşünüp duruyoruz bunları ya. Olacak o kadar be uçtu. Ya öyle deme be Helgacığım be. Gavurlar da öyle mi ya? Yani pardon, affedersin. Yani öyle demek isterim. Yani Hans Efendi de öyle mi? Çocuk geliyor 18 yaşına, bırakıveriyor evden gidiyor. Ne iş derdi var, ne aş derdi var, ne yemek derdi var, ne giyim derdi var. Hiçbir dertleri yok. Yani tam yatağa girdiğimizde şimdi böyle içimizi karartmanın sırası mı? Yat canım yerine. Ya hiç karartma değil gibi yani şimdi söylediklerim. Hepsi gerçek be Ergacığım. Niye böyle söylüyorsun Allah aşkına? Yat yine gavurluğu mavurluğu başladın katmaya yat. Aman canım, bir defa da ağzımızdan bir gavur lafı çıkmasın. Hemen sen de alınıyorsun. Tamam, yatıyoruz ama. Bizimkiler de bakıyor çocuklarına, iş mi yani? İyi, Allah rahatlık versin, kapat. Sana da versin. Kapat şimdi, kapat hadi. Hadi. Geciktiğimin farkındayım ama inan toplantı çok uzun sürdü. Lanet olsun, senin işine de toplantına da defoladılar çek! Özlem. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sana telefon açıyorum, korkuyorum Oktay, erken gel diyorum. Senin hiçbir umurunda değil. Rol mu yapıyorum ben? Özlem, bir şey bak. Ben senin için neyim Oktay, neyim anlamıyorum. Embesil bir kadın mıyım, neyim yani? Hiç umurunda değil mi hiçbir şey? Korkuyorum diyorum, anlamıyor musun? Özlem.
Özlem bak, kapıda bahsettiğin adamları görmedim, tamam mı? Kimse yok, için rahat olsun. Biri var veya yok, belki de rol yapıyorum ama Oktay, sen hiçbir şey umurunda değil. Artık benle ilgilenmiyorsun, Özlem, bunu kabul et. Özlem saçmalama lütfen ya, yok öyle bir şey. Niye abartıyorsun anlamıyorum ya. Özlem. Eda ben çıkıyorum. Ay Oğuz geç bile kaldın. Aa sen bu kıyafetle mi gideceksin iş görüşmesine? Ne var canım kıyafetimde? Ay Oğuz bakkala ekmek almaya mı gidiyorsun, iş görüşmesine mi gidiyorsun? Aşk olsun sana böyle mi gidilir? Yürü üstünde yaşıyoruz. Acaba ne yaptı Oğuz? İşe aldılar mı dersin ha? Ya Helgacığım vallahi billahi başım döndü. Otur ya otur. Yani işe girersek üçlü çok sevinecek yavrum biliyorsun. Telefon edeyim. Aman. Telefon melefon yok. Vallahi billahi Oğuz'un yarım olan aklını tam başına alırsın. Otur şuraya. Eda'ya söyledim dedim ki çok havalı havalı olsun çocuk. Süsle püsle dedim herhalde. Süsle püsle değil mi? Süsle gel. Gel. Özlem benim. Şey sabah uyuyordun kaldırmak istemedim. Bak senden özür dilemem gerektiğini biliyorum. Bunu öğle yemeği yerken konuşalım mı seninle? Beni boş ver. Sen mesai arkadaşlarını al onları yemeğe götür, tamam mı? Vallahi damat gibi oldum ha. Ay ne var yani, olamaz mı? Sanki ben Oğuz değilmişim gibi geliyor. Şu halime bak ya. Şunu da boynuna tak bakayım. Nasıl, yakışıklı oldu mu? İdare eder işte. Yok ya, bu kiralık gibi oldu üzerime Eda. Ay Oğuz, yeni tanışacağın insanlarda bırakacağın etki çok önemlidir. Peki seninle tanıştığımıza nasıl bir etki bırakmıştım? 12'den vurmuştum herhalde değil mi? Ay Oğuz sululuk yapma. Bak iş görüşmesine gidiyorsun. Orada seni gördükleri zaman tamam aradığımız kişi bu demelerini istiyorsan çok şık ve havalı olmasın. Değil mi canım? Giyinip kuşanmak çözüm olmadı. Adamlarla yarım saat konuştuk. 40 tane soru sordular. En sonunda biz sizi ararız deyip yolladılar. Aman boş ver oğlum. Birisi olmazsa birisi. Moral bozmak yok değil mi Kuştu? Tabii çocuk tabii. Ya. Hiç morali bozma bak. Annene sor. Ben Almanya'da kaç kere iş değiştirdim değil mi? Ayrıca yani böyle aramadığım iş kalmadı. Çalmadığım kapı kalmadı. Çok boş döndüm oğlum. Mesele değil değil mi? Tabii hiç mesele değil. Ben de öyle. Ben de öyle. Oğuzcuğum sık dişini ya. Cemil abin yakında şirketini kuruyor. Sen de bir köşesinden sebeplenirsin oğlum ya. Ne olacak yani? Sağ ol yavrum. Düşünmen de yeter tabii. Ya maal ediyorum yani. Sen, ben... Yüce insan, Helga yengem, Rüştü dayım, Eda, yani herkes diyor bir aile şirketi kurarız. Yani olmayacak şey değil. Ben de para çok. Biz almayalım yeğenim, bizi bozar. Olur mu dayı? Ben yani Cemil Çakır milyarlar içinde yüzerken sizin böyle sürünmenizi asla kabul edemem efendim. Aa, o ne biçim laf bakayım öyle sügüm. Ayıp ayıp, hiç yakıştıramadım. Kim söyledi lan sana bizim süründüğümüzü ha? Sana bir çarparım. Nereden geldiğini şaşırırsın. Sürmek neymiş diyorsun? Ye, hızı! Tamam dayı ya, tamam. Sinirlenme. Ben yani şey olsun diye şey etmiştim. Size yazık yani, siz kaybedersiniz. Hiç önemli değil. Densiz. Aptal. Bir şey mi güldün Özlem abla? Aa Ali sen miydin? Neden gülmüyorsun? Ben mi? Evet sen. Yok bir şeyim yok. Yok sinirgen bir şey var. Bir şeyim yok dedim ya. Büyükler yalan söylemez ama. Sen neler de biliyorsun öyle. Bir derdin varsa bana anlatabilirsin. Bir derdin varsa sana anlatabilir miyim bir düşüneyim. Ben düşündüm ve şeye karar verdim. Şimdi seni yiyeceğim. Bücürsen neler biliyorsun? Oh yerim ben seni. Ya bu herif her gün benim evime gelip bana böyle biçimsiz laflar edip benim sinirimi bozmaya mecbur mu yahu? Aman be baba boş ver. Ya. Döveceksin diye ödüm koptu vallahi baba. Yahu bırakın şu Cemil'i canım. Sen beni dinle oğlum. Bak sana bir iş bulacağız. Herkese göre bir iş vardır.
Yani aslanlar gibi bir iş bulmazsak bana da helga demesinler. Oğuz, benim aklıma bir şey geliyor. Senin iki tane yabancı dilin var değil mi? İngilizce ve Almanca. Peki o zaman niye ya İngilizce ya da Almanca ders vermiyorsun? Yani ben okul hayatımda pek başarılı bir öğrenci değildim. Yok canım, ders vermek kim ben kim, veremem. Oğlum, okul başka, bu iş başka. Neden olmasın? Bence de çok iyidir. Bak sen Avrupa'da doğmuş büyümüşsün. Takır takır Almanca, şahane bir İngilizce. Bence yapabilebilirsin. Ne dersin baba, becerebilir miyim? Niye beceremeyesin? Şimdilik evde pekala da öğrencilere ders verebilirsin. Hiç de fena bir iş değil, değil mi? Hemen gazeteye ilan verelim. Cihat Bey, iğne zamanı. Sürpriz. Merhaba Cem. En iyi çiçeği ben getirdim gördüğün gibi. Niye zahmet ettin ya? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun hayatım. Sağ ol. Nasıl ayağın, iyi mi? Allah vurmasana be. Ay Cihat, herkesi kandırabilirsin ama beni asla kandıramazsın. Kimleri kovalarken düştün Allah aşkına? Ya kayak yapıyordum dedim ya. Genç bıldırcıların peşinden koşmak zordur. Hele senin için daha zordur. Cemil git başımdan, zaten benim acım bana yetiyor. Relax, relax. Ben gerçeklerin aydınlığa kavuşması için çalışıyorum. Yoksa dayım da aynı fikirde yani benimle. Dünyanın en güzel kadınla dünyanın en güzel çiçekleri. Buyurun efendim. Çiçekler mi affettireceksin kendine? Seni unuttuğumu sanma ne olur. Seni çok seviyorum. Deliler gibi seviyorum. Seni üzmek istemiyorum. Ama üzüyorsun. Hem unutma, seni çok seven bir karın var. O zaman sen de unutma. Bir parça eşeklik yapmış ama sana tapan bir adam var burada. Hani kocan, he? Tekerlekli sandalyeni tedarik ettin mi? Ne tekerlekli sandalyesi Cemil ya? Ya ne bileyim, bundan sonra sana uzun yıllar yani arkadaş olacak o tekerlekli sandalye, bilmiyorum. Ya doktor alçıyı aldıktan sonra ayağımın gayet iyi olacağını söyledi. Doktor mu söyledi? Evet. Şimdi tabii adamlar moralini bozmak istemiyor olabilirler yani, bilmiyorum. Cemil aynı gamlı baykuş gibisin ha. Bana bak akbaba, ne geldin sen buraya? Ya sana da yaranılmıyor Cihat'cığım. Yani fena mı ettik, ziyaretine geldik. Yani diyeceğim o ki şimdi genç olsan kemik hemen kaynar. Hiçbir şey olmaz. Yani benim gibi olsan hemen kaynar, bir şey olmaz. Ama tabii yaş ilerleyince kemik kaynamıyor, biliyor musun? Yani bir maraza bırakıyor. Yani şöyle şöyle olabilirsin. Hemşire hanım. Ne oldu? Hemşire hanım. Ne oldu? Ben yardımcı olayım Cihat'cığım, Allah aşkına. Doktor bey. Ha? Terini alayım hayatım. Ha? Bırak. Ha? Güvenlik. Ne oldu ya? Bir tuvalete falan mı gideceksin? Allah! Kalın mı adamı?